Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle çanta yayınları 5. sınıf kazanım soru bankası ile dersimize devam ediyoruz. Test 1'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar? 80 milyon 80 bin 80 demiş. 80 milyon 80, bin 80 bu şekilde yazılır arkadaşlar. C şıkkımı işaretliyorum. Diğer şıklarımıza bakalım. A şıkkım 808.080 olarak okunur. B şıkkım 800 milyon 800 bin 800 olarak okunur. D şıkkım ise 8 milyon 80 bin 80 olarak okunur. Doğru cevabım C şıkkımda olduğu için C'yi işaretledim. Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi Rusya'dır. Yüz ölçümü 17 milyon 98 bin 242 kilometre karedir. Diyen bir belgesel programın programcısı verilen bu sayıyı nasıl okudur? Okur demiş. Arkadaşlar yazalım. 17 milyon. İlk önce bölükteki sayı okunur, sonra bölüğün ismi okunur. 17 milyon 98 Pardon 90 8 200 40 2 bu şekilde okunur şıklarımıza bakalım 170 milyon 98 bin. 242. A şıkkımda bu sayıyı söylemiş. B şıkkıma geldim. 17 milyon 982 bin 82.242 B şıkkında bu sayıyı söylüyor. C'ye geldim. 17 milyon 98.242 C şıkkım arkadaşlar doğru cevabım olduğu için C'yi işaretliyorum. Son olarak D şıkkıma geldim. 1 milyon 798 bin 242 bu da arkadaşlar bu şekilde yazılır. Doğru cevabımızı C şıkkımızı işaretledik. Üçüncü sorumuza geçelim. Binler bölüğü 4, milyonlar bölüğü 12, birler bölüğü 10 olan sayının okunuşu. Milyonlar bölüğünde 12 var. Binler bölüğünde 4 var. Birler bölüğünde 10 var arkadaşlar. Bu sayım 12 milyon 4 bin 10 olarak okunur. Şıklarımıza bakalım. A şıkkında 4 milyon 12 bin 10 var. A'yı eledim. B'ye geldim arkadaşlar. 12 milyon 14 bin 4 var. B şıkkımı da eledim. C'ye geldim. 10 milyon 4 bin 12 var. C'yi de eledik. Son olarak D şıkkımıza geldik. 12 milyon 4 bin 10. Doğru cevabım D şıkkında olduğu için D'yi işaretledim. 2017 yılının ilk 6 ayında TBMM'yi 10 milyon 10 bin kişi ziyaret etmiştir. Pardon 10 milyon 1010 kişi ziyaret etmiştir. O konuşu verilen sayının rakamlarla yazılışı. Arkadaşlar 10 milyon 1010. Bu şekilde yazılır. Şıklarıma baktığım zaman doğru cevabım C şıkkında olduğu için C'yi işaretledim. Diğer sayılarıma bakıyorum. 100 milyon 1010, 10 on. On milyon 1010, 1 milyon 2010. Doğru cevabımı C'yi işaretledim. Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış yazılmıştır? 13 milyon 13.130 bakalım 13 milyon 13.130 doğru. 10 milyon 100.001 10 on milyon 10.001 on demiş arkadaşlar. Hayır 100.001 olmasıydı. Olması lazım da 1 olacaktı ama 10.000 demiş. B şıkkım yanlış. C'ye geldim. 12 milyon. 12.120. C şıkkım doğru. 11 milyon. 101.011. D şıkkım da doğru. Yanlış olanı B şıkkımı işaretledim. Verilen sayı yazıdan Üçgen ve kare sayılarını oluşturan rakamların yan yana yazılmasıyla oluşan doğal sayının okunuşu. Mustafa Kemal Atatürk yılında Selanik'te doğmuştur demiş arkadaşlar. 1881 yılında doğmuştur. 1938 yılında vefat etmiştir. Yani arkadaşlar bakın üçgenin 1881'i gösteriyor. Karem 1938'i gösteriyor. Bana ne dedi? Üçgen ve kare sayılarını oluşturan rakamların yan yana yazılmasıyla. Yazalım 1881 ile 1938'i bölüklerine ayıralım. Birler bölümü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. 18 milyon 811 bin 938. Şıklarıma bakıyorum. 193 milyon. 193 milyon. 810. Pardon. 818 bin. 81. A şıkkım değil. 188 milyon. 119 bin. 119 bin. 38 B şıkkım değil. 19 milyon 381 bin 881 C şıkkım da değil arkadaşlar. Son olarak D'ye geldim. 18 milyon 811 bin 938 doğru cevabım D şıkkımdır. D'yi işaretledim. A, B ve C birer rakam olmak üzere yetmiş milyon bin şeklinde okunan sayının rakamlar rakamlarla yazılışı bu şekildedir. A, B, C yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yazalım yetmiş milyon bin Bakın A, B, C binler bölüğünde. Buradan A arkadaşlar 0, B 0, C ise 1 geldi. Yani A, B, C yerine 0, 0, 1 yazılmalıdır. B şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki abaküste belirtilen sayının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri 6 milyon olması için bu abaküste en az kaç boncuk daha eklenmelidir? Milyonlar basamağına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, beş. Beş tane boncuk var arkadaşlar. Pardon. Burası milyonlar basamağı değil. Onlar, birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar. Milyonlar basamağı burası. Burası on milyonlar basamağı. Milyonlar basamağında kaç tane boncuk var? 2. Basamak değerinin 6 milyon olması için 6 tane boncuk olması lazım. 6 2'den 4 tane daha boncuk eklenmelidir. Aşağıdaki sayı abaküsünde her bir bölme sırası ile bir basamağı göstermektedir. Sayı abaküsünde gösterilen sayının okunuşu 115 milyon 243 bin 262 olabilmesi için aboküse kaç adet boncuk eklenmelidir? Arkadaşlar, birler basamağında 2, onlar basamağında 3, yüzler basamında 0, binler basamağında 3, on binler basamağında 2, yüz binler basamında 2, milyonlar basamağında 4, 10 milyonlar basamağında 1, yüz milyonlar basamağında 1. Benim sayım burada abaküs oluşan sayım 114.223.032 Bakın birler basamağında 2 tane var doğru. Onlar basamağında 6 tane olması lazım ama 3 tane var. Onlar basamağına 3 tane eklenmeli. Yüzler basamağına geldim 2 tane eklenmeli. Binler basamağında doğru. 10 binler basamağında 4 tane olması lazım ama 2 tane var. 2 tane daha ekliyoruz. 100 binler basamağında doğru. Milyoner basamağına geldim. 5 tane olması lazım. 4 tane var. Bir tane daha buraya ekliyoruz arkadaşlar. 10 milyonlarla 100 milyonlar doğru. Toplayalım. Ben burayı topladığım zaman 8 tane boncuk daha eklenmelidir dedim. C şıkkını 8'i işaretledim. 10. soruma geçiyorum. Üçgen ve kare sayılarının yan yana yazılmasıyla oluşan doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923'tür. TBMM'nin açılışı ise 23 Nisan 1920'dir. Arkadaşlar üçgenim 1923 olarak geldi. Karem 1920 olarak geldi. Bunları yan yana yazalım. 1923 ile 1920'yi yazdım. Bakın burası birler bölü, burası binler, burası milyonlar. 19 milyon 231 olarak geldi. A şıkkıma bakıyorum. 19 milyon 231 bin 1920 demiş arkadaşlar. 920 A şıkkım doğru oldu. Diğer şıklarımıza bakalım. 19 milyon 201 bin 923. B şıkım yanlış. 19 milyon 191 bin 1920 arkadaşlar 191 bin .920, arkadaş, 920 demiş arkadaşlar. C şıkkım yanlış. 19 milyon 231 bin 919 demiş arkadaşlar. C şıkkımda yanlış oldum. Doğru cevabımı A şıkkımı işaretleyip son soruma geçiş yapıyorum. Şeklinde okunan sayının 8 basamaklı bir doğal sayı olabilmesi için boş bırakılan yere yukarıdakiler, yukarıdaki sayılardan kaç tanesi yazılabilir? Arkadaşlar milyon yüz bin on. 100 10. 8 basamaklı olmasını istemiş. Dolayısıyla milyonlar bölümde 2 tane sayımın olması lazım arkadaşlar. 4 demiş. 4 olduğu zaman 7 basamaklı olur. 25 olduğu zaman 8 basamaklı olur. 10 olduğu zaman 8 basamaklı olur. 100 olduğu zaman 9 basamaklı olur. Kaç tanesi yazılabilir? 2 tanesi. B şıkkımı 2'yi işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.